Efendim selamlar. Yeni bir toksik lobide hayatta kalma videosu demek isterdim ama yani bunu dediğim zaman, bu arada bunun öncesinde bir iki tane video çektim ve toksik lobi gelmedi şansıma. 4 maçta 4'te 0 çektim. O yüzden dedim bakayım artık bir demeyelim. Zehirli oku atmayalım toksik lobi diye. O yüzden böyle bir şey yapmaya karar verdim. Bu arada bu son video çekişim olacak toksik lobi için. Eğer bunları tutturamazsam düz rekabetçi videosu olarak atacağım. Bunu yemeyin çok güzel. Bu arada 3-4 günde video gel. Oo, bir dakika, bu tehlikeli. Kötü ıskaladık be. Ama ıskalamasaydık da gol yiyecektik. O yüzden vicdanım rahat. Çünkü şurada bak, bir tane adam güzel pozisyon almış. Yok lan, ıskalamasak tutardık bu arada. Yani vicdan yine rahat değil abi. Uf ya. Neyse. Bundan bahsedeceğim. 3-4 günde video gelmiyordu. Bunun sebebi ilk başta içerik bulamadığımdan bahsetmiştim. Bir de şöyle bir olay oldu arkadaşlar. Ben stok videolarımı komple tükettim. Hiçbir şekilde stok videom kalmadı. Şimdi diyeceksiniz ki madem bunu tükettin stok videolarını, hani niye stok video çekmiyorsun? Bunun sebebi de işim aşırı yoğun. Biliyorsunuz ki staj yapıyorum. Yani beni takip edenler böyle sıkı bir şekilde bunu önceden biliyordur ama yani o kadar absürt mesai saatleri oluyor ki, ve sabah 7'de gidiyorum, akşam 7'de falan geliyorum, bazen işte bazen 10 saat, bazen 9 saat en iyi ihtimal. Böyle çalışıyorum kısaca arkadaşlar. Çalıştığım zaman da eve çok yorgun geliyorum ve video çekemiyorum. Stok videom da bittiği için hani diyorum madem video atmayayım. Aslında böyle bir olayı var. Bu arada çok kötü başladık biz ya. Benim hatam var. Stok videoları çekmem lazım. Mesai saatlerini hani böyle hesaba kataraktan, ama hesaba katmadım. Oradan biraz şey olduk. Sıçtık diyebiliriz. Ya bir nevi göt gibi kaldık aslında. Evdeki hesap çarşıya uymadı şimdi. Biraz odaklanalım. Buna vurar mıyız? Vuralım. Kötü oldu bu. Bir şut daha gelecek. Hop, bunu tutalım. Bizim adam... Oo, iki adam birden... Oğlum ben zaten o topu gidiyorum. Bunlar niye gitti ki? Evet. Şuradan ben boost alayım. Alamadım. Ya 4 geldi. Abi daha 1 dakika 10 saniye oldu ve 4-0 gerideyiz. Şimdi bir puanları bakalım diyeceğim. Şu an kimsenin böyle adam akıllı oynadığı yok. Ben de dahil bizim takımda. O yüzden hani bir kişiye böyle hedef de göstermem ya da kendime bir suç da atamam. O yüzden dur bakalım, en azından oyunumuzu oynayalım ya. Bir tanesi AFK kalıyor. Yani kalırsa rapor sayı, bunu söyleyeyim. Güzel. Evet. O kaptanı bir raporlayalım hemen. Kaptan mıydı lan ismi? Dur. CPT, CPT pardon. Ne diyoruz arkadaşlar şimdi? Yazı tarz yok. Maç satma bilerek boş duruma gönder gitsin. Bu adam ban yedi. Geçmiş olsun. Bir iki gün kesin ban yedi. Hocam ben şunu alayım. Zaten maç gitmiş artık. Boost'u alsan ne, almasan ne. Şöyle blok değil. Güzel blok. Ah lan. Adamlar da bu arada temiz oynuyor ya. Onu fark ettim. Bu saat toksik lobi yine olmayacak gibi ama o 6-0 oldu ya. Bir Galatasaraylı olarak alınmadım değil bak. Şekilde doğru gidiyoruz abi. Beşiktaşlılar. Kaçsın abi, kapatsın video. Efe vermeyeceğim bu arada. Öyle bir şey yok abi. Oynayacaklar. Ben şu tribi anlamıyorum. 6-0 olmuş, 7-0 olmuş. Efe verin. Ulan niye veriyorsun? Orada yani efe veriyorsan sen zaten maçı kafanda bitirmişsin. Kaybetsen bile oynayacaksın kardeşim. Ben böyle düşünüyorum. En azından önemli olan oradaki mücadele. Ne yapıyor bu adam? Bu ne yapıyor abi? Evet. Topu bir alalım. Bir diyebilsem çok güzel olacak. Ama tane mi yedik? Oo, kötü bir ghosting geldi adamdan. Ghosting ne, şu oluyor arkadaşlar. Oyunda bir bug gibi bir şey var. Topu vuracak gibi oluyorsunuz ama vuramıyorsunuz. Bir sealing. Hocam. Güzel bir kurtarış. Bravo. Şimdi bir izleyelim bakalım ne yapacaklar. O adam top vuracak. Allah'ın emri. Çok fevri oynuyorlar abi. 6-0. Bak ben bu şeyi de anlamıyorum. Ulan zaten maçı kazanmışsınız. Karşıda rakibinde bir tane adam AFK. Sen niye hala bu kadar Şampiyonlar Ligi finali oynar gibi kasıyorsun? Ya bu zihniyet var ya, aşırı tilt ediyor beni bak. Onu söyleyeyim ya. Bana küfür etse bu kadar sinirlenmem ya. Böyle çok garip çünkü. Hemen çok şeyime gidiyor. Garibime gidiyor. Ve sinir bozucu abi. Kal bir 2-3 hareket yapalım. Zaten maç bir şey olmuş. Kazanacağınız kesin. Al işte. Ama bundan bahsediyorum. Çok güzel çıkardı da ben gelemem oraya.
Bu adam ne güzel hareket yapmaya çalışıyor, ona dalıyorlar. Ha şimdi biraz saldılar gibi. Hocam, abi yeter daha. Pardon, üzgün değilim, adamın topuna karıştık. Çevirdim. Abi adam, ama bu adama yazar. Adam üstün arkamdan geliyor benim. Bıraktım adamı. Adam bursa gibi. O kızı vurdu lan. Döner mi? Dönmez. Ben döndüm. Evet, acayip bir maç oluyor bu arada. Oş, güzel bir gol geliyordu adamlardan. Ah lan. Oo, bump yedik. Güzel bumpladı. Gol. Yapma be oğlum. Bu adam vursun. Abi vuramadı. Onu alırım kanka. Geçmiş olsun. Şimdi buradan bir gol atalım ya. Ah be. Gidelim rahat rahat. Gideyim de yok, çok agresifler abi, yani gerçekten inanılmaz abi, 6-0 neyin bu tura yardı, atamıyoruz bir daha yani, ciddi ciddi kurtarıyorlar. Of of, bir tane ama gol atacağım ya, kafaya koydum, inşallah atarsın, o da ayrı konu da. Baba bana bir yardım, hadi lan sen at abi, adam patlatıyor yani, gerçekten sinir testi, sabır testi yapıyorlar abi, inanılmaz bir şey ya. İnanılmaz çarlar abi. Baksana baba, hareketlere bak. Bak duruyorum sadece, duruyorum sadece, duruyorum. Sinir olmamak elde değil. Sinir olmamak elde değil. Bu arada rakibin şöyle bir toksikliği var. Şimdi diyeceksiniz ki ne toksiklik yaptı adamın, bir şey demedi işte, spam yapmadı, küfür etmedi. Yani atarlı giderli konuşmadı. Böyle oynamak da bir nevi bence toksikliktir arkadaşlar. Ben öyle düşünüyorum. Bak çünkü 7-0 ve adam hiçbir şey yokken gereksiz yere sırf sinir ol diye patlatıyor. Bu da bir toksiklik diye düşünüyorum. Ben bunu da yorumlarda tartışamam hatta. Toksiklik mi değil mi rakibin yaptığı. Özellikle bir adam vardı, durduk yere beni patlatıyor. Hiçbir amaç yok. Hiçbir şey yok. Oyun kopmuş. Bunu size soruyorum. Hadi bakalım. Haklı mıyım, haksız mıyım? Bir tartışalım yorumda. Evet. Yani ilginç ya. Bu arada 5. maçın sonunda toksik bir bulduğum için de ayrıca sevinçliyim ve sinirliyim. Bu adamda bir şeylik var ya. İki top da arkamdan geldi. Ne, gerçi maçta koptu, onun şeyine de veriyorum ama GG diyelim, ikinci maça geçelim arkadaşlar. Hadi bakalım. Evet, ikinci maça geçtik. Bu arada ikinci maça geçmeden önce size güzel bir haber vereyim arkadaşlar. Böyle Rocket League Türkiye ile alakalı, yani Türkiye'deki Rocket League'i kapsayan detaylı bir içerik yapacağım podcast adında. Ama böyle harbiden uğraşacağım, onu söyleyeyim. Yani araştıracağım işte. Ama içerik konusu şöyle olacak. Rocket League Türkiye'de neden gelişmiyor? Bu soru üstüne işte teori üreteceğim ben. Onun dışında siz de yorumlarınızla bana katılacaksınız veya katılmayacaksınız. Böyle bir içerik olacak. Bu arada harika bir atak şansı. Vuruş! Top ağlara gitmedi. Olsun. Hocam. Evet, kale bomboş. Bak bu olmaz işte. Kalemdeyim. Yapma be. Tamam neyse, bir kızmıyorum çünkü görmedi. Ama bak bunu yersek kızarım. Oy, ne diyorsun ya? Neyse, ne diyordum? O içeriğin müjdesini verir. Çünkü gerçekten böyle rakılık Türkiye'de YouTube özelinde ne kadar içerik üreticisi varsa onların da hesaba katıp güzel böyle içerik yapma fikrim var. Bu fikri de hayata geçireceğim. Of, çizgiden çıkardık bu arada Kim Min-jae misali. Güzel oldu. Ve ayrıca videonun başında söyledim mi hatırlamıyorum ama tekrar söylemekte fayda var. 8000 abone çok az kaldı arkadaşlar. Artık 100 abone civarı falan bir şey kaldı. 8000 abone için de bana destek vermeyi unutmayın. Kanalımıza gerçekten büyük bir kitle abone değil. Onu da söyleyeyim. %70'e bir ne indi oran. Eskiden %80'di ama hala bir kitle var yani abone olmayan. Ben hatırlattıkça bu kitle abone oluyorlar. Şimdi bizim puanımız kaç? 105. Biraz daha geliştirebiliriz. Çünkü oyun sadece defansif fazında varız. Bu tehlikeli. Okey. Çok ağır kaldık. Fazla ağır kaldık. Biraz hareketlenmemiz lazım. Şöyle adamı çıkaracağım. Sıçtık. Pardon. Pardon diyelim de. Of, tamam. Biraz şey olduk arkadaşlar. Tökezledik. Şöyle bir geri dönelim. Busumuzu alalım. 2-3 pozisyon bir şeyler gelebilir. Bu adamın, bak bu adamın topa gitmesi lazım. Şimdi onun yerine ben gideceğim. Tabii ıskaladım halinde. Güzel. Oo, çok iyi geldiler. Direkten döndü. Atak burada devam ediyor. Bizimkiler niye defansa takıldı? Çok yaslandık geriye.
Tamam, bıraktım adamla. At bana sol. Pardon, sağ taraf. Alamam. Direkt geri döndüm. Of, bump yedik takım arkadaşımızdan. Gol mü? Bakmıyorum. Gol değil. Bana çevirirse güzel atak olabilir. Ama aha, bıraktım adam geliyor mu bize? Geldi de geçti. O bizim adam gelmiş, görmedim. Üzgünüm çakam da. Çünkü gerçekten görmedim onu adamı. Asıl hatam da yoktu. Adam yani info verebilirdi, oradan geliyorum falan gibi, şundan bahsediyorum geliyor tarzında. Mesela ben gelirken bunu kullanıyorum, bariz bir gol şansı varsa. Şimdi bunu bilim adam gidiyor. Orta açarsa vururum. Kaldır. Tamam, dur. Bir daha tavsiye ediyoruz o ata. Yapamadık ama rakibe de vermedik topu. Ve asist oldu. Güzel. En azından bu önemliydi. Kötü oynadık ama kötü oynamamıza rağmen golü bulduk. Adam da güzel atmış. Hakkında teslim ederim. Şimdi puanımız iyi ama ben oyunumu beğenmiyorum hala. Yani daha da üstüne koyabilirim. O yüzden biraz daha atak, ofans şekilde oynamak lazım. Onu bizim adamları ellemiyorum. Alması lazım, öyle düşünüyorum. Aldı da. Of, bir sağlam bir ghosting oldu. Hala ellemiyorum. Atak ellemem lazım ama bizim adamlar ne yapacak onu merak ediyorum. Burada kaldık. Abi bir şey yapalım buna ya. Şimdi bir bakalım hata kimde. Bir izleyelim. Kırmızılı gibi ya. Çünkü paslamış adama, rakip de oradan reboundu çıkar gibi kendilerine pasla topu gol attı. Bizim hatamız var mı? Yani az var. Ona hata kırmızı diye düşünüyorum. Evet. O bu arada boş kale. Tut. O ne lan? Bir dakika, dur. Ben kickoff kaçırmışım. Eyvallah da niye kale bomboş kalmış onu çözüyorum. Neyse. Döner bu maça inşallah. Öyle düşünüyorum. İlk mağlubiyetten sonra bakalım neler olacak. Of, çok güzel bank geldi bu arada. Çok taktiksel bir banktı. Ay, ne diyorsun ya? Güzeldi. Güzel kurtarış. Boş kale lan, boş kale. Atma da pası var. Ya bir şey diyeyim mi? Gol olmasa adam ağzımı sıçardı benim. Ben şurada bana pasladı zannettim. Meğerse dribbling'e çıkmış. Üzgünüm falan diyeceğim, dur adama. Tamam. Biraz saçmalık bu bölümde. Bu arada şunun da şeyini vereyim. Bilgisini vereyim önceden. Rekabetçi böyle 3v3 tryout videolarda atacağım. Ama onu böyle biraz da daha... Allah, çok kötü geldiler ya. Biraz daha zaman geçsin arkadaşlar. Bir ekibi toparlayayım. Ekibi dedim, arkadaşlarımı toparlayayım. Çünkü hepimizin zamanı uyuşmuyor. Onlarla beraber atacağım. Olmaz zaten buradan bir şey. Şimdi bir gol atmamız lazım bu arada. Gol olarak eksiz. İki takım arkadaşımız da gol attı. Şuradan bana gelir mi? Ellemiyorum. Kırmızı ortalarsa. Kanka etkisi çok. Aman yapma. Kırmızı. Tuttuk topu. Güzel. Boş kale. Vurdu, gol oldu. Aaa, kılçık. Kılçık ne lan? Tereyağından kıl çeker gibi gol attık ama olmadı. Of of, dur bakalım. Tamam, ellemiyorum. Kırmızılı çevirirse bizim öbür kırmızılı gider. O da gitmedi. Tamam, bu bende artık. Aa, şeyim yokmuş. Tutmam yokmuş. Ben de rahat rahat topu sürüyorum ya. Kırmızı aldı onu. Alamadı. Ben de. Vuramadık. Patlattık adamı. Çok kötü bir kontra atak yedik. Yemedim bunu son saniyelerde. Aman. Aman aman Allah'ım, ne oluyor? Oha. Abi inanılmaz bir pozisyonda. İt, dikkat. Ay. Fena fena. Acayip bir pozisyon oldu. Adam boş kaleye topu çıkardı. Rakip. Hocam tam ben kaleyim. Artık çıkabilirim ama. Şuradaki boost'a gitmeyi hak ettim. Hadi hocam bak, bu bir işaret. Biz kazandık. Dikkatli, evet, sıkıntılı. Rakip abi spawnlandığı yere bak bizim adamın. Ha, burada kimsenin bir suçu yok. Adamın da, benim de. Çünkü ben spawnlanacağını kestim. Üstüne adam da doğar doğmaz tekmeydi benden. Ben biraz daha defansif takılacağım. Tabi rotasyonda göz önünde. Bu arada boost'a sönmüşler. Abi adam vurmadı, inanılmaz.
Ben de boşa çıktım. Lan ne oluyor? Şöyle vurduk. O pas. Vurdun ona. Güzel, bu Lusso'yu elemiyorum. Bizimkiler alır. Şöyle devam ettirdim. Bizim adam kale. Kale yapma kale. Savunuyorum diyelim. Ben de. Çok gömüldük. Çok gömüldük. Gol geliyor abi. Rakip için gol gelecek. Az kaldı. Şöyle son busumuza vurduk. Çok güzel pas attı rakip. Haydi oğlum. Ah lan. İyi çevirdik. İyi çevirdik. Çok iyi yapma. Ortala. O ne lan? İnanılmaz. Ay ay. Dur bakalım. Ya sanki kaybedeceğiz gibi hissediyorum ama. Bunu kaçırmam lazım. Allah. Allah. Hayır. Yemeyin. Bak üzülürüm. Tamam. Tamam. Allah'tan hatamız gole mal olmadı. Üzüldüm. Gol, pas gelir mi? Pas gelir mi? Kendi gitmedi. Bir tercih etti ama buradan bir şey çıkmadı. Şuradan bir pinç. Allah'ım, olmadı. İnanılmaz. Hadi. Bak çok güzel döndü. Haydi oğlum. Ah, olmadı. Abi şey yok. Buz yok. Ne yapacağız? Mecburen pedileri toplayıp kaydedik. Bu bende. Ne? Hayır, bunu yemeyelim. Adamsın. Abi yine mi seni? Ben çekiliyorum, oynamayacağım. Bu ne kanka? Onu vurdu. Lan hiçbir yerde buz yok. Bu ne? Mecburen bekleyeceğiz. Artık dönmeliyiz kale. 297 puan. Yine bize. Hata yaptı. Çevirdik. Olmadı. Ne hale geldik lan bu arada biz. 2 dakika uzatma abi. Devam ediyoruz. Hocam yemeyelim. Hop. Girmedi. Aman. Vurun çocuklar. Helal. Aman. Aman. Aman aman aman. Tamam. Çok fena maç oluyor. Ay. Biz de tuttuk topu. Haydi oğlum, bir kontra atağa çıkarsak top ağlara gidecek ama olmaz. Aha, ne yapıyorlar rakip? Aman tanrım, spamı geldi. Ah, direkt mi? Yok, direkt de değil. Gol! Gol be! Aa oğlum, bir şey diyeceğim. Bak şuradaki bump'ı kesin arkadaşlar. Bak bu bump taktiksel bump. Uf. Fena abi. Yalnız var ya, şu an çok fena el canıtım geldi ama tabii böyle bir şey yapmayacağım. Oy oy, ne maçtı lan. Allah'ım. Ha, rakibe bu arada Allah razı olsun. Adamlar boş kaleye giren topu çıkarttı. Kim çıkarttı bilmiyorum ama şunun bir de tekrarını alalım. Şuradan thumbnail için. Nerede o? Tekrarı kaydet. Yükleyelim abi. Videoyu da burada bitirin. Umarım video beğenmişsiniz arkadaşlar. Video beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ihmal etmeyin. Ve kanalda hala abonelisiniz. 200 saniyesi ayırıp kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Bay bay.